Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kalkınma İçin İnovasyon Derneği'nin düzenlediği üretici buluşmaları toplantısı gerçekleştirildi. Depremden etkilenen illerde bulunan üreticiler ve işletmeler ile toptan alım yapan kurumlar arasında eşleşme sağlayan sosyal zincir oluşumu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Elazığlı üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sosyal Zincir Sağ Koordinatörü ve Danışmanı Dilek Akkuş Berkpınar, sosyal zincir oluşumunun amaçları ile ilgili üreticileri bilgilendirerek desteklerinden ötürü Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Edis Alan'a teşekkür etti. Amacımız depremden etkilenmiş bölgelerde küçük işletmelere, kooperatiflere, KOBİ'lere destek sağlamak. Birlikte bu yarayı birlikte iyileştirebilmek. Amacımız bu yönde. Bugün de bu yüzden Elazığ'dayız. Elazığlı üreticilerimizle birlikteyiz. Birlikte tartışacağız, birlikte konuşacağız neler yapacağımızı, sorunlarımız ne, bizden talepler ne. Üreticilerimizi dinlemek için bugün buradayız ve sosyal zinciri anlatmak için buradayız. Sosyal zincir birçoğunuzun bildiği, bazılarınızın bilmediği üzere aramızda çünkü yeni katılan arkadaşlarımız da var. Sosyal zincir küçük üreticilerle büyük kooperatifler, satın almacılar, özel sektör ve kamuyu eşleştirmek, yani üreticilerin ürünlerine pazar alanı yaratmak için burada. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdi Salan, gerçekleşen depremlerin Elazığ'da ticareti olumsuz etkilediğini ifade ederek, sosyal zincir oluşumunun paydaşı olarak ticaretin düzelmesi noktasında çalışacaklarını belirtti. Kıymetli Hazrun, bölgemizde yaşanan depremler neticesinde ilimiz ticareti maalesef olumsuz olarak etkilenmiştir. Üreticilerimizin, kooperatiflerimizin ürünlerini pazarlama noktasında sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Tam bu noktada üretici ve alıcıları bir araya getirmeye hedefleyen Sosyal Zincir adlı proje hayata geçmiş bulunmaktadır. Bugün burada bu projenin tanıtımı için toplanmış bulunmaktayız. Projeyi yürütecek olan Kalkınma İçin Yenilik Derneği ile işbirliği içerisinde bu çalışmanın paydaşı olduk. Oda olarak sizleri burada tekrar ağırlamış olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Projenin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.